Kanal 56 televizyon olarak vatandaşın görüşünü almaya ve kentimizin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Mikrofon yönelttiğimiz vatandaşlar özgürce konuşuyor, Kanal 56 televizyon olarak bizler de yayınlıyoruz. İşte vatandaşımızın dilinden ilimizin sorunları. Söylemeye gerek yok. Zaten sorunlar burada hayatta bilmez. Evet. Yani bu bir gerçektir. Peki ne var? Bize birkaç tane sayar mısınız? Yani ya biz görüyoruz, bu betonlaşmayı görüyoruz. Yani birbirlerine girmişler inşaatlar. Birbirine komşu payı bırakılıyor, ne bir şey bırakılıyor. Artık bununla kim ilgileniyor bilmiyoruz. Yani biliyoruz da ama nasıl oluyor da biz anlayamıyoruz. Yani biz görüyoruz. Hiçbir yetkili bu memlekete çalışmıyor. Yani yarın seçimde gelip ne diyecekler bize? Kim tutar Salih Suat abiyi, devam edin. Bu memlekette yani ne yapmışlar ki? Yarın seçimde bize ne diyecekler? Ne yaptınız? Ne yaptılar? Şimdi neyle bizi kandıracaklar? Neyi yapacağız? Hangi fabrikaları, hangi bilmem iş yerlerini? Hangi alanları uyduracaklar? Bulmuşlar böyle enayi bir memleketi, işte iki üç kelimeyle kandırıyorlar, milletvekili oluyorlar, beraber kandırıyorlar. İstediklerini alıp gidiyorlar kardeşim. Olan bize oluyor kardeşim. Polis amcaokulunu biliyorsun zaten, söylemeye gerek yok. Bakın, oradan Şehit Hayrettin Şişman Caddesi var. Şehit Hayrettin Şişman Caddesi, kafasına göre bazı kişiler oraya duvar örüp koskocaman caddeyi kestiler, ortadan böldüler böyle. Ben sizin kanalı 50 defa aradığıma rağmen, şikayetçi olduğuma rağmen gelip çekmediniz. Siz niye çekmediniz? Korktuğunuz insanlar mı var? Yoksa çıkarınız yok olacak. Yani eğer bu memleketin sorunlarını eğer kanalınızda yayınlayamıyorsanız o zaman kanalı bırakın gidin kardeşim. Ya bir şehir, ya en büyük saygısızlık o Hayrettin Şişman'a saygısızlık oldu. En büyük saygısızlığı ona yaptılar. Ya millet, ya görmüşüm. Apartmanlar, araziler istimlak ediliyor, yol açılıyor, cadde açılıyor. Bizim burada kafasına göre bir kamyon tuğla getiriyor, kiremit getiriyor, yolu ortadan kesiyor. Burası bana aittir. Nasıl oluyor bu? Ama ilgilenen yok. 50 defa sizin kanalınızı aradım. Tamam geleceğiz, gelmediniz. Ben öyle düşünüyorum ki demek ki sizin çıkarınız var ya da korktuğunuz bir şey var, onun için gelmiyorsunuz. Gidin çekin. Boşta işte iş yok, fabrika yok, millet hepsi açdır, güç yok. Bir de bak kaldırmaya bak Allah aşkına. Kaldırmaya bak, ev pazar bir çarşının göbeğinde olursa site hayatı ne olacak? Köye kurban olsun ya. Adı ildir, ne ilgisi ille var? Ben o zaman tabelaları indireceğim, il yapmıyor, köyü, kasaba yapacağım. Pazar şehrin göbeğinde olur mu ya? Hayatta öyle bir şey görmüş, hele gitsin. Başka ile gitsin. Bir bayan Allah için bir kaldırma giyin. Bir bayanın el arabası varsa biz yardım ediyoruz. Diğer yola. Ya el arabasıdır, ya kaldırım işgalidir, ölecek iş mi? Madem ki öyleyse zabıtalar gitsin evinde otursunlar, sit kendi vatandaş kendi içerisine baksın. Trafik de aynı yerde. Bir kap dolu patates dükkanı önüne çekiyor, zabıtan o yok diyemiyor. Çekme bu kadar. Adam ne? Adam kalkıp vatandaşla kalkamaz. Hayat diyor kardeşim, ne kaldırım var? Gitsin başka ilde pazarı çarşının içinde görmüşse gitsin. Yollar bozuktur. Yani kısacası desek çukurlar var. Buralar temizleniyor ama fazla mesela ara sokaklar bizim mahallede Çal Mahallesi'nde kalıyorum. Burada fazla temizlenmiyor. Süpürgeci yok. Diyoruz ama kimse bakmıyor. Vallahi iş sorunu var herhalde. Bir de çömöp sorunu var abi. Siz dışarıdan mı geldiniz abi? Ben dışarıdan geldim. Kurtalan'dan geldim. Yani son olarak bunları görüyorsunuz. Vallahi bunları görüyorum abi.
Sütlüsüzlük vardı, haksızlık vardı. Sanki Siirt yasaları diğer illerin yasasında farklıdır. Yani haksızlık çok var. Mesela abi. Abi düzgün olan bir şey yok ki abi bozuklarından tezelere. Nedir bozuk olan bu yani? Yok, kim Siirt'e ne yapmış? Abi trafikte işidir, işsizliğidir, her şeyi var abi. Eksiği o kadar çok ki sayınlarla bitmez. Allah aşkına soruyorum sizlere. Bir sorun. Yani bu milletvekilleri bu havaalanını şeye götürseydiler, Batman'a ikinci bir havaalanı kursaydılar daha iyi olmaz mıydı? Yani Kurtalan'da havaalanının ne işi var? Ne işi var? Yani Siirt'in neyi, neresi düzgündür? Ya soruyorum, çukurlardan kaçmak için arabalarda rot balans kalmadı, teker kalmadı, bir şey kalmadı. Yayalar sudan yürüyemiyor. Yani ne var? Yani koskocaman şu anda Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan buradan seçildi. Bize ne yaptı? Ve bundan sonra gelecek olanlar ne yapacak? Bir anlatsınlar ya. Biz sivişlerini çıkarsınlar, anlatsınlar bu halka. Bir vaatlerde bulunsunlar, biz bunu yapacağız desinler. Yani hep bu vatandaş mı geri kalacak? Hep yani Türkiye'de en güzel illerden bir tanesi Siirt olmasına rağmen hep biz mi geri kalacağız? Yazıktır, günahtır, ben onlara sesleniyorum. Ama bunları o büyüklere anlatın. Anlatın, bilsinler, Siirt'in halini bir görsünler. Asfalt yok, bir şey yok, altyapı yok. Tamam mı? Siirt'teki bütün resmi kurumların çok yavaş çalıştığını ifade edebilirim. Siirt'te bir çevre yolu yapılacaktı. 3 yıldan beri çevre yolu açılamadı. Seçim geldi. Bunun sebebini ben anlamıyorum. Başka yerlerde böyle hani bürokrasiye takılan programlar var mı böyle? Gerçekten Siirt böyle. Yani trafik sorunu var, park sorunu var, bunu çözemediyor. Çarpık kentleşme devam ediyor. Siirt'teki bürokrasinin çalışmadığını ben ifade edebilirim.